15 dakika süremiz zincirleme reaksiyonunun son bölümüyle birlikte başladı. Öner Döşer bizimle beraber. Hoş geldiniz. Astrolog Öner Döşer'le biraz güneşi yine konuşacağız. Güneş patlamalarını da konuşacağız. Aklımızda da bazı sorular var önümüzdeki döneme ilişkin. Hemen başlayalım. Aklına bir şey takılırsa lütfen sen de sor. Ama ben güneş patlamalarını sormak istiyorum öncelikle. Çünkü bir sessizlikten sonra bir fırtınamsı dönem mi başlıyor güneşte ve o bizi nasıl etkiliyor? Şimdi güneşin belli döngüleri var. 11 yıllık, ortalama 11 yıllık çünkü 9 ila 13 yılda bir güneş maksimumu denilen güneşteki aktivitenin arttığı dönemler. Tabii yer manyetik alanını etkileyen özellikle güneş rüzgarları, güneşteki patlamalar olduğunda bu bizim de etkileneceğimiz dönemler. Bilim insanları güneş maksimumu dönemini 2025'in Temmuz'unda bekliyorlardı. Ama daha sonra çalışmalar, araştırmalar 2024 yılı başlarından itibaren bu güneşin etkilerini maksimum göreceğimiz bir döneme işaret ettiğini tespit ettiler. Hı hı. Ve özellikle Ekim ayına kadar ki şu birkaç aylık dönem içerisinde o güneş maksimumun etkilerini bilhassa yer manyetik alanını vuran fırtına diyeyim. Yani güneşten o rüzgarlar, partiküller püskürüyor. Bunlar bazen bizim yönümüzde olmuyor. Onların tabiriyle dünyayı ıskalayabiliyor. Ama dünyamız yönünde olduğunda bizim bir koruyucu kabarcığımız diyeyim, yer manyetik alanını vurduğunda bu tabii ki bizim iyonosfer tabakamızı etkilediği için örneğin radyo kararmalarına, iletişim kesintilerine, radarlarla ilgili sıkıntılara, bazen internet kesintilerine, hatta son dönemde endişe edilen dahası büyük elektrik kesintilerine sebep olabilir diye ki bazı olaylar var tarihte, internet öncesi dönemde. Mesela 1859 Carrington olayı denilen bir hadise var. Telgraf ofislerinde yangınlar çıktığını görüyoruz. Aynı anda hem de farklı yerlerde evet, dünyanın çok, değil mi? Çok enteresan bir şekilde ve sadece kuzey bölgelerde işte aurora denilen kutup ışıklarını görmeye alışıyoruz. Ama bunlar artık daha güney enlemlere de inmeye başladığı için Avrupa'da görüldü, ülkemizde geçtiğimiz yıl sonunda görüldü. Tabii şimdi bir taraftan bir endişe var. Bir taraftan bir tabii komplo teorileri hiçbir zaman bitmez. Bir şeyleri büyütmeyi de evet biraz seviyor insanoğlu. Bu böyle sosyal medyayla falan da çok büyümeye daha elverişli bir hale geliyor bir kartopunun büyümesi. Ama bir yandan da gerçek var. Şöyle bir gerçek demeyelim de geçmişte yaşananlar var. Doğru. Yani doğru. İşte en son verdiğiniz yani şöyle bir olay. Şey düşünün. Bu büyük manyetik fırtına ilk bir bilim insanının şahit olduğu güneşteki bu ışımanın bir 5 dakika kadar süren yaklaşık 17,5 saat sonrasında yer manyetik alanını vurduğunda geceliğin insanlar sabah oldu deyip uykularından uyanacak kadar bir ışımayla karşılaşıyorlar. Ve telgraf ofislerinde yangın çıkıyor. Makinaları fişten çekmelerine rağmen hala gönderim devam ediyor. Öyle güçlü bir enerjiden bahsediyoruz. Aslında kullanabildiğimiz zaman tabii ki bu dünyanın bütün enerji ihtiyacını da karşılayabilecek bir enerjiden bahsediyoruz. Ama tabii biz şu anda çok internete bağımlıyız. Elektrikle her şey otomasyon yaşıyoruz. Dolayısıyla etkisi kuşkusuz daha büyük olacak o şiddette tabii, olursa. O tabii, gün sadece telgraf vardı. Telgraf sistemi etkilendi. Bugün her şey otomasyon ve internet. Evet, tabii otomatik navigasyon olarak etkilenir ama hassas bir beyin, insan beyni bütün bu elektronik aletler kadar bizim beyin aktivitemiz etkileniyor. Bütün sinir sistemimiz etkileniyor. Pozitif negatif etkileri var işte yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak, ilham almak, sanatsal çok daha güzel projeler, bilimsel buluşlar tarihte baktığınız zaman çakışıyor. Ama aynı zamanda pek tabii ki işte protestolar, kitle hareketleri mesela son dönemde bunların biraz arttığını görüyoruz. Astrolojik sebepleri de var ama mesela Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da çiftçiler hükümete karşı ayaklanıyorlar şu anda baktığınız zaman protestolar yapıyorlar. Yani kitle hareketlerinin artışıyla da alakalı. Bir taraftan da 1789 Fransız İhtilali dönemi, güneş maksimumu dönemiyle mesela çakışır. Şimdiye benzer gezegen hareketleri vardır. Aynı döneme denk gelen Amerikan Bağımsızlık Savaşı da yani özgürlük ilanları, özgürleşme arzuları, bütün bunlar insan hayatında önümüzdeki dönemde beklediğimiz şeyler pek tabii ki onu da soruyorlar. İşte bu acaba depremleri etkiler mi? Volkan aktivitelerine etkiler mi? Gibi sorular da alıyoruz. Bunu da benim çalışmalarım neticesinde görebildiğim kadarıyla özellikle güneşten gelen bu pozitif yüklü protonlar yer manyetik alanını vurduğunda bir elektromanyetik dalgalanmaya sebep oluyorlar. Bu darbeler özellikle yer kabuğundaki kuvarsı
hareketlendirdiğinde, bozduğunda bir nevi depremlere sebep olabiliyor. Tabii yer kabuğu o anda ona müsaitse, astrolojik olarak biz jeodezik haritalar dediğimiz haritalarla bölge tespiti yapmaya çalışıyoruz. Hani tabii dediğim gibi biz gezegen izdüşümlerini çizdiriyoruz. Bunları jeodezik. Yani yer alanında olan şeyleri, gezegen izdüşümlerini gösteriyor. O izdüşümlerin olduğu bütün bölgelerde deprem olacak anlamına gelmiyor. Zaten astrologlar diyeyim, yer kabuğunun o andaki enerji birikimini ölçemiyorlar böyle bir eğitim almadıktan sonra. Ama izdüşümleri gösteriyorlar. Eğer o bölgede bir sismik aktivite eğilimi varsa hakikaten o bölgede de olduğunu görüyoruz. Son birkaç tane örneğini gördük. Geçtiğimiz hafta Kırgızistan'da olan depremden önce bir önemli bir kütle atımı diyelim. Koronel kütle atımı vardı güneşten. Yer manyetik alanına vurdu. Önemli bir türbülansa sebep oldu. Aynı akşam Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem oldu. Takibinde, peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Siz dediniz ki bu 2025'te olması beklenen güneş olayı 2024'de çekilmiş gibi oldu. Yani yaklaştı. Evet. Dolayısıyla 2024 yılı o anlamda depremlerle ilgili olarak da daha uyanık olması gereken bir zaman dilimi mi? Bunu mu bence diyorsunuz? Risk taşıyor. Yani bir tek bu değil pek tabii ki. Mesela bir tarafında ekonomik depremler riskini de taşıyor ama fiziksel olarak depremler bence 2024-26 yılları arası dünya geneline baktığımız zaman hem yüzde oranı olarak artar hem büyüklük olarak daha fazla ihtimali var diye düşünüyorum. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken dönemleri elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. Özellikle astrolojik dizinimlerle baktığımız zaman Uranüs mesela astrolojide bu elektromanyetik bozulmalarla yani yer manyetik alanındaki dengesizlikler hem bizim dengemizi bozuyor insanlar arası ilişkilerde hem de tabii ki bütün doğal aylarını da etkileyebiliyor. Mesela Şubat ayında dikkat etmemiz gereken zamanlar var. İşte 10 Şubat yeni ay civarı vesaire. Böyle olduğunda o gezegen dizilimlerine dayanarak bazı uyarılarda bulunmak bir yerde bizim tabii ki mükellefiyetimiz diyebilirim. Şubat ayının 10'u mu dediniz? Şimdi evet. İlk ama ilk tabii ki tek bu değil. Yani tabii. Şimdi yakın olduğu için. Hatta bu arada bugün veya Dolunay'dayız galiba. Evet, Dolunay ertesindeyiz. Şimdi Dolunay'da çok güçlü bir enerji var. Zaten bunu çok hissediyoruz. Yani ayın dünya üzerindeki etkilerini her şeyde görebiliyoruz esasında. Bazen insanlar diyorlar ki yani güneş bizden 93 milyon mil uzak. Ama şunu da unutmamak lazım. Güneş bizim güneş sistemimizin %98 nokta küsürünü kaplıyor. Bu kadar büyük bir kütle ve çok enerjik. Dolayısıyla tabii ki yeryüzündeki olan bütün hayatı etkiliyor pozitif negatif evet. Yani mevsimlere baktığınızda. Tabii böylesi dönemlerde insan dediğim gibi zihinsel aktivitesi de etkileniyor. En çok ilkbahar ayları bu manada hareketli gözüküyor. Önümüzdeki günlerde yeni ay civarı mesela Uranüs ile dik açıda olacak bir 9-10 Şubat yeni ayı var. O civardaki tarihler. Bu en son yaşadığımız Dolunay benim de uyarıda bulunduğum bir Dolunay'dı. Neden? 2022 yılı sonunda bir ay tutulması vardı. O ay tutulmasından 90 gün sonra bizim tabirimizde tetikleme dediğimiz bir sonra oluşan Dolunay 90 gün sonra 5 Şubat 2023 tarihindeydi. 6 Şubat'ta biz büyük depremler deneyimledik. Her zaman böyle olması gerekmiyor pek tabii ki. Ama o zaman astrolog bunu gördüğünde neyi uyarmak zorunda? 2022 sonunda gerçekleşmiş olan bir ay tutulmasının da 2023 sonunda o da 28 Ekim tarihindeydi. Tetiklendiği tarihte bu geçtiğimiz 25 Ocak Dolunay'ıydı. Dolayısıyla burada her zaman eşittir aynı sonucu almamız gerekmiyor ama işte bu benzerlikten yola çıkarak dikkat potansiyel var demek astroloğun bir yerde işi olmuş oluyor. Anladım. Yani siz ay tutulması ve sonraki 90 gün sonraki Dolunay arasında bir ilişki yaşadık çok biz doğru. Gördük. Dolayısıyla şimdi de yine bir ay tutulması sonrasındaki o süreci 28 90 Ekim'de günün olmuştu. Evet. Tam da şu aralar içinde olduğumuzu söylüyorsunuz. Ve evet, bunu gördüğüm anlamda. İçin de söylemem gerekir diyorsunuz. Evet. Yani mesela Kırgızistan örneğinde aşağı yukarı Dolunay civarıydı gördük ama aynı döneme denk gelen çok güçlü güneşten gelen koronel kütle atımı. Yani
Güneş'in koronası taç küresi. O taç küresinden gelen plazma bulutu yer manyetik alanı yönünde olup yer manyetik alanı vurduğunda biz hem elektronik aletler her şey bundan etkileniyor dediğim gibi radar sistemleri vesaire ama hem de işte yer küre de bundan etki almış oluyor. Hepsi birleştiğinde bir nevi o gezegen dizilimlerinin yarattığı etkilerin daha da güçlü bir şekilde yansıdığını düşünebiliriz. Dolayısıyla ben de bu tür tahminlerimi yaparken bir taraftan güneş merkezi dediğimiz astroloji haritalarını yani güneşte ne olduğunu anlamak için kullandığım çünkü gezegenlerin toplu dizilimleri güneşte bir baskı yaratıyor. Güneş buna mukabil bir tepki veriyor. Bu güneş patlamaları uzayda herhangi bir yöne gidebilir. İşte o esnada bizim yönümüze güneşin yüzeyi dönükse güneşte oluşan güneş lekeleri var, potansiyel birer evet. Manyetik bozulma alanları. İşte o zaman bu bizi vurabiliyor ama güneşin de kendi ekseni etrafında, ekvator etrafında dönüşü var 27-28 gün. Yani o lekeler her zaman aynı yerde kalmıyor. Geçtiğimiz ay belki dikkatinizi çekmiştir, güneşte büyük bir koronel delik oluştuğu söylendi. 100 dünya büyüklüğünde bir alandan bahsedildi ve bize bakan yüzden geçtiği için bayağı bir endişe yarattı. Ama o orada kalmıyor. Yani o güneş yüzeyinden geçip bizim görmediğimiz tarafından dönüp aslında bir o dönüşle beraber tekrar bizim tarafımıza döndüğünde. Yeniden geliyor evet. İşte o zaman güneş fizikçiler, astrologların çoğu bu konuyla ilgilenmiyor belki ama ben 15 senedir sizin ilgileniyorum. Sizin özel bir ilginiz var güneşe zaten evet. Güneşle Randevu diye kitabınız da var. Bu arada lekeler deyince o lekelerin işte dediğiniz 100 dünya büyüklüğünü yani evet, evet ortalama bir güneş lekesi zaten dünyadan büyük evet. Büyüklüğünü işte anlamamız evet. için belki evet. Bunlar biraz ipucu verebilir. Bakıyor musun, takip ediyor musun, dinliyor musun, izliyor musun bu evet, evet. Astrolojik yani öngörüleri? Merak ettiğim yerler oluyor tabii o süreç içerisinde. Yani çok... Bireyselden daha çok kolektif için mi mesela dikkat kesilirsin? Son evet. Zamanlarda ben daha çok öyleyim evet. Mesela. Yani ben bireysel olarak şey yapmıyorum işte doğum tarihim bu benim işte önümdeki bir senem nasıl geçecek falan gibi öyle şeylere çok bakmıyorum. Genelde bir toplumsal bir olayla ilgili olursa daha çok dikkatimi çeken güzel. Şeyler oluyor maalesef. Evet. Evet. Çünkü Jüpiter Kova burcundayken dünyaya gelmişsiniz. Ben gelmeden evvel şöyle bir bakayım dedim. Boğa burcunun son gününde doğmuşsunuz. Siz doğduktan sonra güneş ikizler burcuna geçmiş. Aynen. Ama ve lakin doğum haritanızda Jüpiter Kova burcunda. Kova burcu astrolojide kolektif olayları anlatır. Yani doğum haritasında Kova burcunda gezegenleri olan kişiler daha ziyade kolektifle, toplumsal olaylarla ilgilenirler ve toplumsal hizmet kişisidirler. Muhtemelen size de böyle biraz bir... evet yani yaptığımız işte genelde bir tabii. Yani topluma hitap evet. Ettiğimiz için sanırım yani şu an şaşırdım benimle ilgili söylediklerinizi. Süremiz bitmek üzere ama şunu sormasam olmaz. Şubat 29 çekiyor her zaman çekmiyor ama bu sene evet. Öyle. 29 Şubat doğumlu birinin haritasının diğerlerinden bir farkı var mıdır? Hiçbir farkı yok yani çünkü gezegenlerin geçtiği dereceler önemli bizim için. Evet, yoksa o bakımdan özellik taşımıyor pek. Peki.